Evet, sizlere bugün sıvı temas eden bir iPhone'un sıvı temasının nasıl anlaşılacağını göstereceğim. Şimdi cihazı açtıktan sonra zaten şu kırmızı reseptörler, bunlar normalde beyaz oluyor. Turnusol kağıdı gibi düşünün. Sıvı ile temas edince kırmızıya dönüşüyorlar. Zaten servis bunları gördüğü zaman cihazı garanti dışına bırakıyor. Onun dışında bakın, içeride lekelenmeler var. Sıvı temasına bağlı. Böyle beyaz beyaz şu, özellikle şu noktada. Şöyle göstereyim. Şu noktada tozlanma var. Beyaz. Daha sonra bakın şu panelin üstünde su lekeleri var. Sıvı temas lekesi var. Onun dışında bu panelde de bakın lekeler var. Daha sonra burada paslanma var. Bu mikrofon ve tuşun olduğu kısım özellikle. Burada paslanmalar meydana gelmiş. Yani buralarda su lekeleri var. Bariz bir biçimde şurada su lekeleri var. Beyaz beyaz tozlanmaya neden oluyor. Kireç. Bu şekilde cihaz garanti dışına çıkıyor. Ne yapacak bir şey yok bu cihazı. Astarı yüzünden pahalı oluyor bunları onarması. Özellikle yani şu yetkili servisler zaten şunları gördüğü zaman cihaz tamamen yani işin ilginç tarafı cihazın içerisinde belirli kısımlarda da bunlardan var. Hani illa bu ikisi değil de diğerleri de sıvıyla temas edince kırmızıya dönüşüyor. Yani bunlardan kaçınamıyor kullanıcılar sıvı temas ettikten sonra. Özellikle dediğim gibi bu lekeler, bakın su lekeleri her yeri kaplamış. Paslanma, bu tür izler zaten genel itibariyle durumu özetliyor. Yani bu cihaz yoğun biçimde sıvıya maruz kalmış. O yüzden garanti dışına çıkarılmış.